Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet, hayırlı sabahlar diyelim. 5 Eylül Perşembe Ankara yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet, Ankara'da 10 koşulu bir program var. Akabinde İzmir'de de 10 koşulu İzmir'de ile çok zorlu bir program var ama... Ee, biz tabi kolaya çevirmek için tuttuğumuz e, banko isimler olacak. Bakalım orada da güzel bir e, sonuçta ayrılmamız dileğiyle. Bu aralar birazcık kötü gidiyoruz. Ya Bir de kendi işlerimizden dolayı sağdan duyumları e, arkadaşlar soruyor ama e, birazcık iş e, şeyimiz tempolu geçtiği için pek e, yardımcı olamadık. E, kusura bakmayın sevgili dostlar. Evet e, geçelim koşulara tabii ki tüm yarış severlere bol şanslar diyerek yarışlara geçelim. Birinci koşu saatlerimiz 13.30'u gösterdiğinde şartlı bir 3 yaşlı Arapların 1200 çime çıkacak 10 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada e, baktığımız baktığım zaman Gence Gencebey Selim Kaya ile piste çıkacak. Yani atı ben çok çok hazır buldum sevgili dostlar. Benim ilk tercihim olacak. İkinci atım Altınolu Şelale Tay Mehmet Salih Çelik eşliğinde. Yeni Nolu Tükmez Tay Şivan Çizik eşliğinde. Ve de bir Nolu Abdibaba yazacağız. Ve de son olarak da Uçan Miran Eray Çizik'le değerlendirmemizin son ismi olacak. Ama iki ben çok çok hazır buldum. Yani abi e, bana bir tane söyle dersiniz ben iki tercih yaparım. E, yani birinci altılgan banko ile başlayacak arkadaşlar iki deyip kenara çekilebilirim. Ama daha tay yarışı olduğu için yani yarışı tam olarak kestirmek birazcık güç oluyor. O yüzden yanına rakip olarak 6, 7, 1 ve 8'i ilave yapabiliriz sevgili dostlar. Evet birinci koçtaki sıralamamız bu şekilde oluşacak. Evet geçelim bir diğer koşu. ikinci koşumuz Sandikap 16-4 ve Araplar 1500 kum 9 safkan yer alıyor. 8 nolu atlat. 9 nolu son parıltı. Ekir olarak piste çıkacaklar. Evet e, burada da koşuya baktığımız zaman e, yani yeni sistem. Yani gözümüze ilk çarpan safkan biliyorsunuz. Bursa ve Kocaeli arka arkaya. Kazanma başarısı gösterdiği İstanbul sentilinde aynı şekilde. Ee, yani burada e, Kurşat Yılmaz'a da çok çok iyi bir uyum da yakaladılar sevgili dostlar. Yani şöyle yarış hayatına baktığımız zaman e, İzmir'de daha hiç e, koşu görmeyen bir safkan. Genelde İstanbul, Kocaeli, Bursa'da e, yani boy gösteren yarışları olan bir safkan. Ee, bakalım İzmir pistinde e, nasıl bir sonuç alacak e, izleyip hep beraber göreceğiz. E, yeni sistemden etkili bir koşu yine gelecektir. 5 ilk tercihimiz olacak. Tabii ki 3 nolu e, Baran Efe Ahmet Çelik start alacak yaptığı son Ankara işini ben e, Mehmet Keskin ile start almıştı ama tabii ki o gün için grup onun için çok çok yani uygun bir grupta değildi. Yani başa baş mücadele edecekti bir grup değildi. E, o yüzden e, yani 12 savkanın arasında bir 10. oldu. E, o gün e, Le Patron yani oranın favorisi kazanmıştı. Normal sonuç olmuştu. E, burada 3 nolu Baran Efe'den de e, yazmamak olmaz diyeceğim. 3 sonradan 4 nolu Dağın Yankısı. 1 nolu Karakorsan Ercan Çankayla. Ve de 9 nolu son parıltıya dikkat. Son yarışında aslında kıpırdanmalar görünen bir safkan güzel bir üçüncülük elde etti. Mehmet Keskin eşliğinde start almıştı. Bomboş güleyle de iyi koşacaktır. Dikkat diyeceğiz. Tabii ki hatta da aynı şekilde güvendiğimiz yani inandığımız iyi koşmasını beklediğimiz bir safkan olacak. Evet sıralamamız nasıl oluşacak? 5 3 4 1 ve 9 şeklinde oluştu. ikinci koştaki sıralamamız. Evet geçelim üçüncü koşu. Şartlı 5-2 yaşlı İngilizler 1400 kum. 7 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Bu Ben burada iki safkan arasında geçmesini bekliyorum. Onlar kimler? 3 nolu safkan Selim Kaya eşliğinde piste çıkacak. Kocaeli'de yarış hayatına başlıyor. Ankara, İstanbul tekrar Ankara'ya gitti. Yani İstanbul'da sentetik Halis Karataş'la kazandıktan sonra şartlı 4'e gitti işlere mahsus bir koşu Selim Kaya ile kazandı ee, tekrar bakalım Ankara'da e, yani e, bu geçilmezliğini arka arkaya sürdürdü e, bugün içinde sürdürecek mi 3 Selim Kaya ilk tercim ve de buna ciddi rakip olarak gördüm Ankara'da çıktığı ilk çim yarışını Mert Ali Solmaz'da kazanmasını bilmişti ee, i̇lk yarışında e, yani burada geçildiği bir tane e, Safkan var. O da 2 oğlu Safkan'a geçilmişti sevgili dostum. Hatta fark girmişti o gün için ondan. E, yarın e, yani bugün için özür diliyorum. Yani 3'e ben ciddi rakip olarak 4 e, oğlu Safkan'ı gördüm. 4 ve 3 benim için yeterli olacaktır 3. koşta. Evet e, geçelim bir diğer koşu dördüncü koşu satış 2 3 yaşlı İngilizler 1400 çim 9 safkan yer alıyor. 7 plasa birinci 1. üçlü gayrımızda bu koşuyla başlayacak. Evet burası birazcık e, zorlu geçecek bir mücadele e, olacağını düşünüyorum. 4 nolu safkan Dallasker Gökhan Kocakaya ile 2 3 6 7 ve 5 nolu Mir Prenses Şükrana yer açsak çizikte çok dikkat edelim derim bu koşu için 4 2 3 6 7 ve 5 şeklinde oluştu dördüncü koşudaki sıralama. Evet geçelim 5. koşu şartlı 4 4 taraflar 2000 kum 9 safkan yer alacak ikinci altılı geyimimizde bu koşu itibariyle başlayacak. Evet ben burada yani bir tane ismi e, tek tutuyorum. Onu da yarın e, bu pardon özür dilerim bir yarın diyoruz. E, bugün için e, kendisini e, kuponda yalnız başına bırakacağım. O da kim? Ahmet Çelik eşine munzur diyeceğim ben sevgili dostlar. Artık zamanının geldiğini düşünüyorum. O özlediği birinciyle bir iki adım daha yaklaştı. Yani bu grubun bir iki gömlek üstünde tutuyorum. Her iki altılıyı bağlayan bu koşta. Munzur benim banko ismimdir bugün için. Evet, e, ikili oynayacak arkadaşlar için ben 3'lü 2 no safkanları ben e, ikili için değerlendirebileceğiniz bir isim olacaktır. E, tabii ki yani tercih sizin. A B R 2 bağlayan Koç'ta da yani ben burada güvenmeyeyim diyecek arkadaşlar. Ben 3'lü 2'yi birazcık e, onlara rakip olarak gördüm sevgili dostlar. Bunu dile getireyim. Ama tabii ki e, burada Çağlayan Tay'da e, gerçekten çok formda bu mesafeleri iyi koşan bir safkan. Dileyen arkadaşlar dördü yazıp yani Banko'yu başka yerde tercih yapabilir ama ben Munzur tarafındayım. Bugün için benim Banko ismim olacaktır. Evet geçelim bir diğer koşu altıncı koşu şartlı bir üç yaşlı araplar. 1200 çime çıkacak. 10 safkan yer alacak. ikinci beşlik da bu koşuyla başlayacak. Evet burada da Altınoğlu e, Değerhan, e Ayan Kurşun'la e, ben birazcık farklı buldum bu safkanı. Hem turbo orijini olarak e, anne tarafı da gayet e, başarılı bir orijinden geliyor. Yani çalışmaları da fena bulmadım. 6 benim ilk tercihim olacak. Tabii ki rakiphanesinde 4 ile 10 birazcık öne çıkıyor 6 ciddi rakip görünüyor. Daha sonraki ihtimallerde de 1 ile 7 dikkat edilmesi gereken safkanlar olarak gözüme çarptı. 6 1 2 adım önde tuttum safkan 4 10 çizgi 7 ve 1 daha sonraki ihtimaller olacaktır. Şartlı bir bölünen bir diğer ayanda 6. koştaki sıralamamız Evet geçelim 7. koşu. Şartlı 5. Yamak 3 ve 3 ve Kore İngilizler 2000 metre kuma çıkıyor. 7 safkanımız yer alacak ikinci dörtlü ayında Bu koşuyla başlayacak. Evet, ee, Yamak 3 ee, oluşu hem de yarışı güçlendiriyor sevgili olsa Yani burada ee, bir tek bilen de Rende, bilen Kadir Demirel'le zaten ee, kendi biliyor. 6'da 2 yaptılar yani baktığımız zaman hiç de ata yabancı olmayan bir tane isim var. O da Kadir Demirel'le 1 nolu rende. Yani ön plana çıkan e, bu safkan görünüyor sevgili olsa benim ilk tercihim olacak. Geri kalan aprantaj arkadaşlarımız ilk defa binecekler safkanlara. Yani e, öteki safkanlara bakalım e, nasıl bir sonuç elde edecekler. Ben 4 nolu Safkan'la devam edeceğim. Salih Çelik eşliğinde 96 günlük bir arada sonra pistlere dönüyor. Blenderen de ciddi rakiptir. 3 ton Nice sonlarda etkili gelir. Çok çok dikkat edelim. 2 nolu Mamba Melet, e, Mentality Kürşat Yılmaz eşliğinde ve de 6 nolu Pehlivan'a dikkat diyeceğim. Bu koşu üzerinde 1-4-3 çizgi 2-6 daha sonraki ihtimaller oluşacak bu koşu için önereceğim safkanlar Evet geçelim bir diğer koşu 8 koşu tigem koşusu grup 2 3 yaş Araplar 1400çim 9safkan yer alacak Evet son tigem koşusunu zincir koparan verada tabi işte kazanmıştı sevgili dostlar e, güzel bir koşu çıkartmıştı e, yani 8 koşuya şöyle baktığımız zaman e, yani burada Jülide kız yani bu gruptan çok çok farklı görünen bir safkan çünkü grup 2 e, İstanbul'da Kazım Karabekir koşusu 1200'e güzel bir ikincilik arkasından Ankara grup 2 1400'de e, Karacabey Tarım İşletme kır Kırsevil yani Kırsevil gibi e, güzel bir safkanın arkasında bir ikincilik elde etti hatta erkek safkanlar da vardı o gün için e, yani baktığım zaman yine tabii ki erkek safkanlar var e, grup 3'te işte aynı Azize'ye koşunda yani gerçekten çok farklı bir isim. Yerin oğlu Jülide kız. Benim ilk tercihim. E, çimle geçilmezliğini koruyan bir aksöz var. E, arka arkaya Ankara 1400 İstanbul 1400 Ankara 1400 yani sevdiği mesafede de koşuyor. E, bir aksöz var. Yani ben bu iki safkanın arasında geçmesini beklediğim bir koşu. 7 ve 1 benim sıralamam 8. koşu için önereceğim isimler olacak. Evet geçelim bir diğer koşu 9. koşumuza. 9. koşumuza kısa vadeli 4 rekor Araplar 1400 kum 5 safkan yer alacak. Evet burada Tumbul çiçeği yaptı son e, başarılı koştu. Ankara'da e, şart 4'ü kazandı. Ondan önce yine şartlı 5'te koştu. Yine kazandı. Ercan Çankaya eşliğinde kazanmıştı son koşusunu. İsmail Yıldırım'la çünkü Yamak 2 sınıfındaki bir apranti koçsuydu. Ee, koşuyu yine kazanmasını bilmişti. Yani iki tumbul çiçeği bir iki adım önde tutuyorum. Ama e, buna ben e, rakip olarak da e, burada Yener Sultan'dan da vazgeçemeyeceğim. E, Mehmet Akkoğuz'da tabii ki Herekli'de var e, tumbul çiçeğinin e, kazandığı koşta. Mehmet Nuri Sunkara eşliğinde piste çıkmıştı. Çok etkili bir koşu çıkarttı. Arkasında Tumbul arkasında kalarak bir ikincilikle ayrılmıştı. Hatta Sabır Çiçeği de vardı. Üçüncü oldu. Yani burada ben Tumbul Çiçeği deyip kenara çekilecektim ama ben üç nolu Yener Sultan'ı Mehmet Akkoz'a değerlendirme tarafında olacağım bu koşu için. 2 ve 3. Buraya da iki safkanla geçmeyi planladım. bir koşu. Evet geçelim son koşumuza. Altılı gayemizin son aya şartlı bir 3 yaş şaraplar 1200 çim 11 sapkan yer alacak. Evet burada da 4 nolu egri yok. Ee, Mehmet Salih Çelik ilk tercih. Sonradan 8, 11, 3 ve 1 şeklinde oluşan bir sıralamam oldu sevgili dostlar. Yani 4, 8, 11, Bunlar ilk etapta yazılması gereken safkanlar yeterli gibi görünüyor ama 3'te bir de bunun kötü koşması durumunda bu üç safkanın devreye girecek potansiyele sahip safkanlar olarak gözüme çarptı. Evet Ankara programı için sizlere aktaracağım safkanlar bunlar da sevgili dostlar. Tüm yarış severlere bol şanslar diliyorum. Yazdığımız safkanlar gayen olsun. Tabii ki videomu izlerken ve dinlerken de videonun altında bulunan beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a ısmarladık.